Devam ediyoruz son bölümümüz sevgili seyirciler. Şimdi biraz önce FETÖ ile mücadele konusunu aslında biraz konuşmaya başladık. Ama buradan tutuklu gazetecilere tekrar dönmek istiyorum ben. En son işte Cumhuriyet gazetesinde gördük davada neler olduğunu. Cumhuriyet ve Sözcü davalarında tanık sıfatıyla isim olan işte Hüseyin Gülerce. Şimdi bir rakam da var. Yılda işte kaç kez yüzün üzerinde bir görüşme gerçekleşiyor değil mi? Hüseyin Gülerce Fethullah Gülen'le görüşüyor. Ama o kişi tanık. Ama işte tanımadığı baylokçular kendisine mesaj atıyor. Kadri Gürsel sanık. Ve birçok isim var işte Akın Atalay birçok isim. Bu isimler sanık. Şimdi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Düşünebiliyor musunuz? FETÖ ile konuşan adam tanık orada. Şöyle 24 Temmuz günü 9 aylık tutukluluktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden tutuklu arkadaşlar, 11 arkadaş ilk kez mahkemeye çıktılar. 9 ay tutukluluk. 9 ay, evet. Ve olağanüstü hal koşulları nedeniyle Silivri cezaevinde her türlü hakları, hani tutukluluğun dışında artı hak mahrumiyetleriyle geçirilen bir 9 ayın sonrasında çıktılar. Bir de çıktıklarında karşılarında sizin de söylediğiniz gibi absürt denilebilecek, hukuka göre absürt denilebilecek bir iddianame, suçlamalar içeren iddianameyle çıktılar. Hemen belki anlatmamız lazım çok uzatmadan fırsat olduğu kadar. Birincisi suçlandıkları mesele şudur. Hiç hukuk, yargı mensupları, savcılar hiç çekinmeden doğrudan gazetenin yazdığı haberler, yayınlanan köşe yazıları, atılan başlıkları suçlama konusu yapmışlar. Bunlar terör örgütüne yardımdır biçiminde suçlama konusu yapmışlar. Başka bir suçlama konusu var. Gazetenin yayın çizgisini değiştirdin diyorlar. Evet, evet. Başka çok abartılı suçlamalar var. Onlara hani belki zamanımız yetmeyebilir. Bunlara hemen biz de cevap verelim. Kendileri 4 gün boyunca yargılama oldu. 11 arkadaştan 7'sini bıraktılar. 4'ünü tuttular maalesef. Şöyle suçlamalar, yayın çizgisinin değiştirilmesi. Sen de ben de biliyoruz ki bir gazetenin, bir medya organının, bir gazetecinin görevi, işi tam da budur. Okurun, okuruna göre sen yayın çizgini değiştirirsin. Bir örnek verelim hemen. Sabah gazetesini ele alalım. Bugün en iktidarcı gazete Sabah, en AKP'ci gazete değil mi Sabah evet. gazetesi? Buna hakkı var mı? Var. Fakat Sabah gazetesi kimdi? AKP ile başlamadı hayatına. Geriye doğru da hayatı var. AKP'nin en mağdur olduğu dönem 28 Şubat dönemi mi? 28 Şubat döneminde AKP'nin temsil ettiği çizgiye en ağır saldırıyı yapan gazete kimdi? Sabah gazetesiydi. Sonra AKP bunu bir şekilde TMSF'ye alarak aldı, sahibi oldu. Sonra yayın çizgisi değişti. Artık AKP'yi savunup… Televizyon grubu da aynı şekilde. Evet, CHP'ye saldırmaya başladı. Bu yayın çizgisi değişikliği değil mi? Suç mu? Bence değil. Bu daha doğrusu yayın çizgisi değişikliği medya bakımından ceza yargılamasının konusu değildir. Evet biz hepimiz medya olarak oturup birbirimizle ahlaken tartışabiliriz. Bunu. Olsa olsa okuyucuları açısından tabii ki, yargılamak zorunda. İnsanlık suçu işlemediysen, işkenceyi savunmadıysan, faşizmi savunmadıysan, darbeyi savunmadıysan gazeteye attığı başlıklar, yazdığı yazılar köşe yazarları nedeniyle 9 ay hapse atamazsın gazeteci. Birincisi meselemiz bu. İkincisi hakikaten bu dönemin, bizim baştan beri konuştuğumuz bu dönemin bedelini bu arkadaşlar ödüyorlar. Öyle ki Silivri zaten inanılmaz bir cezaevi, tecrit halinde bir cezaevi, her türlü hakları yok. Bir de bahçelerindeki gökyüzünün üstünde kafesle kapatmış. Duruşmaya getiriyorsun sanki darbeci gibi. Hı hı. Dolayısıyla nereden çıkıyor Avrupa'nın bu eleştirileri ya da bizim hepimizin aslında darbecilerle ve FETÖ'cülerle mücadele değil, muhaliflerle mücadele ediyor dediğimiz meseleler nereden çıkıyor? Buradan çıkıyor. Sözcü'deki arkadaşların aynı şekilde. Hı hı. 7 tane arkadaşımızı bıraktılar. Sırf 4 tane arkadaşımızı, o 4 günlük, 5 günlük
mahkeme sonrası 4 tane arkadaşımızı sırf şu nedenle tuttular. Biz bir dava açtık. Evet bunu çökmüştür, bunun içeriği yok, bütün kamuoyu anladı ama biz bir dava açtık, bu adamları da tutacağız demek için tuttular. 11 Eylül'e kaldı duruşmaları. Yani gene biz nerede olursak olalım bir akla, izana, hukuka, adalete, hakkaniyete dönüş vardır. 11 Eylül'de bırakırlar. Aynı şekilde Sözcü'de henüz iddianameleri hazırlanmayan arkadaşlar var. 160 civarında gazeteci zaten hapiste tutuklu. Şimdi iddianamelerin içeriğini de biraz açalım mı? Kısaca geçelim. Yani o kadar abuk sabuk şeyler oluştu ki dava sürecinde, işte izledik. Görev tanımı mesela. Tabii, ona tabii. Kadar yani. Tabii tabii. Şöyle yani şöyle bir şey bu. Aslında safiyane gazeteciliği yargılıyorlardı. Hatta ben içimden şu tür bir bakış açısı gelişti. Bizde üç kuvvet var değil mi? Hani evrensel olarak üç kuvvet. Hı. Kuvvetler ayrılığı bakımından yasama da bakarsak. Dördüncü kuvvet medya. Bütün medya. Evrensel basın. Olarak medyadır. Hı hı. Şimdi yargı, üç kuvvetten biri olan yargı oturmuş. Diyor ki haber toplantılarını nasıl yaparsınız? Başlığı nasıl atarsınız? Yani terör suçlaması var. Ya da niye bu başlığı atarsınız? Evet, bu doğrudan gazeteciliği kriminalize hale getirme çabasıdır. Bu artık utanmadan, sıkılmadan, saklanmadan gazeteciliği ben yargılarım kardeşim yani demektir. Yani Cumhuriyet ve Sözcü üzerinden bu yapılıyor yani, aslında. Sözcü'de de biliyorsunuz Gökmen, muhabir arkadaşın tutuklanma konusu nedir? Cumhurbaşkanının nerede tatil yaptığını yazdın, darbecilere yardım ettin değil mi? Bu suçlaması. Her yerde ben, haber olacak ben bir durum. Ben Ankara gazetecisiyim 25 yıllık. Haber müdürleri ben gazeteciliğe başladığımda da sonrasında da boza pişirirlerdi. Baktığın alandan liderler nereye gidecekse bayramda bildirmek zorundaydın. Bildiremeyen adam zaten ya işten atılır ya da alanında başarısızdır. Bu kadar masum bir şey bu. O yüzden elle tutulur, gazeteci olarak söylüyorum, hakikaten elle tutulur bir şey yok. Ve arkadaşları bir dönemin bedeli ödetilmek isteniyor. Ama bu AKP bununla bence yanlış yapıyor. Bu yanlışını sonra görecek. Bu adalet herkese lazım. Herkese lazım. Ben bütün gazetecilerin, siyasetçilerin tutuksuz yargılamak esastır zaten. Yıllarca biz bunu savunduk. Demokratikleşme böyle bir şeydir. Eğer yargılayacaksan tutuksuz yargılayacaksın. Şimdi, çünkü tutuklamak peşinen cezalandırmaktır. Ergenekon, Balyoz sürecinde olduğu gibi aslında insanların hayatları da gidiyor bir taraftan. Hayatlarını çalıyor bu süreç. Şimdi Elif Hanım, sevgili Erdem Gül. Bir şey söyleyeceğim, açacağım ama. Her darbe kendi hukukunu yaratır. Her darbe kendi hukukunu yaratır. 27 Mayıs'ta darbe yapanlar kendi hukuklarını yarattılar. O hukukun adı Yassada. Yassada Salim Paşaoğlu dedi ki sizi buraya tıkanlar bu cezaları almanızı istiyor. 1971 12 Mart'ı bir muhtıraydı. Hükümet devrildi. O da kendi hukukunu yarattı. Çıktı Memduh Tamaş diye o zaman Genelkurmay Başkanı dedi ki bu anayasa bu topluma bol geliyor. Bunu daraltacağız. 103 maddesi değişti falan. 12 Eylül kendi hukukunu yarattı. O hukukun en somut göstergesi asmayalım mı, besleyelim mi hukukudur. 16 yaşında Erdal Eren'i yaşını büyütüp astı Kenan Evren denilen adam. Şimdi 20 Temmuz darbesi kendi hukukunu yaratıyor. Şimdi Erdem Bey dediler ki tutuksuz yargılama esastır. Hayır. Yargılamamak esastır. Ne demek tutuksuz yargılamak? Neyi yargılıyorsun? Neyi yargılıyorsun? Adamın attığı manşet nedeniyle yargılama mı olur ya? Şimdi bakın, Uğur Dündar'dan FETÖ'cü yaratmaya kalkarsanız, Hikmet Çetinkaya'dan ya. FETÖ'cü yaratmaya kalkarsanız, Bekir Coşkun'dan, Necati Doğru'dan, Soner Yalçın'dan, ya Ahmet Şık'tan FETÖ'cü yaratmaya kalkarsanız, bunun adı darbe hukukudur. Darbe hukuku şudur. Kurt kuzuya demiş ki suyumu kirletiyorsun, seni yiyeceğim. Kuzu da demiş ki kurt abi ya,
Ben aşağıdayım. Sen yukarıdasın. Ben senin su böyle akıyor. Ben senin suyun nasıl olsun demiş. Ben seni yemeye niyetliyim. Sen benim... Bu. Darbe hukuku tam da budur. Dolayısıyla sevgili Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği 20 Temmuz darbesi işte budur. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi aslında bizatihi bindiği dalı kesiyor. İnanın. Ben buradan bütün AKP'li yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu adalet bir gün herkese lazım. Şimdi öyle bir şey yapıyorsunuz ki, bakın öyle bir hukuksuz zemin yarattınız ki, bu zemin üzerinde inanın bana en büyük zararı siz göreceksiniz. Neden? Çünkü artık hukuki bir bağınız yok. Yok yani. Alıyorsunuz siz Gökmen Ulu. Ne o? Efendim demiş ki işte Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bilmem nerede şu otelde kalıyor. E ya arkadaş adamın görevi bu ya. Yani bu, şuna benziyor. Beyin kanaması geçiren hastayı almış beyin cerrahı ameliyat ediyor. Vay sen bunun kafa derisini nasıl kesersin diye adamı mahkum etmene benziyor. Adamın görevi o. Mediha olgun. Yani şimdi inanılır gibi falan değil. Ya siz Kadri Gülser'den nasıl teröristler atırsınız ya? Musa Kart ya, Musa Kart. Adam karikatürist ya. 40 senedir karikatür çizen bir adam. Çizgiyi mahkum ettiniz kardeşim. 9 ay bu adamı içeride tuttun. Peki bana söyler misiniz ya? Bir insanın ömründen çalınmış bir günün bedeli nedir? Nedir? Allah aşkına bana bir söyleyin. Hayatlar gidiyor. Bu böyle bir şey olabilir mi? Maalesef. Dolayısıyla şimdi burada yok tutuksuz yargılama, yok bilmem ne. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Siz nasıl gerçekten samimiyetle söylüyorum ya. Sözlü Gazetesi'ni FETÖ'cü ilan ediyorsunuz. Ya Saygı Öztürk'e FETÖ'cü diyorsunuz. Yekta Güngör Özden'e FETÖ'cü diyorsunuz. Soner Yalçın'a FETÖ'cü diyorsunuz. Ya Bekir Coşkun'a FETÖ'cü diyorsunuz. Uğur Dündar ayıp ya. Ya gerçekten ayıp ya. Bu böyle bir şey. Bunu uyarılarda bulunan yani, isimler. Bir de bu insanlar FETÖ dediğiniz, şimdi sizin FETÖ dediğiniz, bir zaman Hoca Efendimiz diye övgüler düzdüğünüz, o Fethullah Gülen denilen adamla en Fethullah Gülen olduğu dönemde ciltler dolusu kitap yazmışlar ya. Uğur Dündar'ın yazdıkları ortada, Bekir Coşkun'un, ya Hikmet Çetinkaya denilen arkadaşımızın yazdığı, ya bu adam daha bu Fethullah Gülen AKP bile ortada yokken oturup bunun kitabını yazmış bilmem ne. Soner Yalçın kitabını yazmış. Ahmet Şık'ı yani basılmamış kitabı nedeniyle Ergenekoncu diye içeri attınız. Adam FETÖ'cüleri yazdığı için içeri attı. FETÖ'cüler, dokunan yanar dedi. Evet, dokunan çıkardı, çıktı. FETÖ kumpası çöktü. Şimdi AKP kumpasıyla adamı FETÖ'cü diye içeri atıyorsun. Ya bu yani gerçekten onun için diyorum ya, bu ya söyleyeceğim artık. Bu inanın bana siyasetin değil, tababetin konusu ya. Vallahi bakın psikiyatrlar bunu çözmelidir. Nasıl bir mantık bu hakimler, bu savcılar nasıl bir akılla, nasıl bir mantıkla Ahmet Şık'tan bir FETÖ'cü, Uğur Dündar'dan FETÖ'cü, Hikmet Çetinkaya'dan FETÖ'cü, Musa Kart'tan FETÖ'cü, Kadri Gürsel'den bu yargılama ile ilgili benim söyleyeceğim şey şudur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bütün dünyada ve Türk halkının nezdinde istiskal eden, aşağılayan, küçük duruma düşüren bir ayıp abidesidir ya. Onun için Çanakkale'de bir tuğlada sen koyduğu anıtı onun için dikiyoruz ya. Bugünlere anı olsun diye dikiyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir Elif Hanım, olmaz. Ama işte... Bakın onun için Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bu ülkede kimsenin artık güvenliği yoktur. Ondan yoktur. Yarın bir gün Erdem Gül'ü de FETÖ'cü diyebilirsiniz. Elif Doğan Şentürk'e de diyebilirsiniz. Üstü Bozkurt'a da diyebilirsiniz. Herkese diyebilirsiniz. Ama her yıl 3 kez Pensilvanya'ya gidip görüşen Hüseyin Gülerce'yi de tanık yaparsınız. Yani bakın geldiğimiz o da nokta değil. İşte bu. Yani 40 sene Fethullah Gülen'le beraber ben bu işi yaptım diyen adam televizyon dolaşıp şimdi bilmem ne. Yani bakın bu sadece FETÖ ile mücadele anlamında bunu söylüyorum. Bugün Fethullah Gülen hareketine vücut veren hiçbir başat insan, hiçbir başroldeki insan asla ve kesinlikle ne tutuklanmıştır ne takibata uğruyor. 200 bin adamı işinden ettiler, aileleri 40 günlük bebeği anasından ayırdılar, karı koca öğretmenleri ihraç edip açlığa mahkum ettiler, o insancıklar özel dershane kurdular, dershanelerini kapattılar, özel ders vermeye kalkıyorlar, dershanelerde iş arıyorlar, bunlar KYK ile atıldı diye iş verdirmiyorlar, insanlara açlığa mahkum ettiler. Ama asıl o Fethullah Gülen hareketinin
en başat insanları, isim vermeyeceğim. Bugün televizyon, o Bankasya'da 200 lira, 500 lira, 1000 lira hesabı var diye çalıştığı iş yerindeki patronu maaşını Bankasya'ya yatırdı diye insanları işlerinden ettiler. Bankasya'dan 5 milyon lira para alıp Boğaz'da yalıda oturan insanlar televizyon gezip bugün FETÖ karşıtlığı yapıyor. Ya da heykeli dikesin bu savcıları. Evet, insanların diyenler, bu aklıyla alay etmektir ama daha kötü evet. Bir şey var. Sadece aklıyla alay etmek değil Elif Hanım. Bu ülkeyi yönetenler de inanın bana bindikleri dalı kesenler gibi aslında orada oturmalarını sağlayan anayasal düzeni tahrip ediyorlar. Hukuku yok ediyorlar. Adaleti yok ediyorlar. Bu çok kötü. İşte ben her yerde söylüyorum. Ayak. Bir daha söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet diyor ki aklı öldürdüğün gün ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Bakın aklı yok ettiler devlette. Ahlakı öldürdüler. Ahlak sükut etti bu ülkede. İnanın bana. Ahlak sükut etti. Bugün herkes biliyor ki bu ülkede rüşvetin, yolsuzluğun tavan yaptığı bir süreci yaşıyoruz. Ahlak sükut etti. Millet bölündü. Millet aynı anda, aynı şehide, aynı şekilde ağlamıyor. Bugün bir tweet gördüm, burnumun direği sızladı inanın. Diyor ki, Eren Bülbül, Berkin Elvan gibi ikisi de 15 yaşında. İşte polise taş atarken şehit olmadı diyor. Artık insanları bu noktaya getirdiyseniz 15 yaşında iki evladın kaybından bir acı duyulmama noktasına getirdim ile sonra devam ediyor Fatih Sultan. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adalet öldüğünde devlet yıkılır. Şimdi işte bu adalet yürüyüşü ya da adalet kurultayı ya da Erdem Gür'ün burada çırpınması ya da bizim 3 saat yoldan gelip şimdi 3 saat yola gidecek olup da şu televizyon ekranında iyi ki var milletimize bir şey anlatma çabamızın nedeni AKP'lisiyle, Saadetlisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, işte Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'iyle şu milletin insanları bu devleti kaybetmesin diyedir. O devlet yıkıldığı zaman yeni devlet kurmak zorunda kalırsınız. Mehmet Akif onun için demişti Allah bir daha bu millete yeniden bir İstiklal Savaşı marşı yazmak zorunda bırakmasın diye ondan demişti. Mustafa Kemal onun için hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır deyip yok yoksul Anadolu karasında bir sene içinde Sakarya'dan büyük taarruza 254 bin kişilik bir ordu oluşturup bu ülkenin bağımsızlığını onun için kurtarmıştı. Bu devlet yıkılmasın diye uğraşıyoruz ya. Ya bu adalet kardeşim Allah aşkına ya. Siz nasıl olur da bak tekrar söylüyorum. Sözcü gazetesinden, sözcü yazarlarından, Cumhuriyet yazarlarından, FETÖ'cü, PKK'lı üretemezsiniz. Bu yani insanın en büyük özelliği hanımefendi hani eşrefi mahlukat falan diyoruz ya. İnsanı insan yapan en temel değer erdem utanabilmesidir ya. Utanmak sempatik sinir sisteminin damarlarımızla ilgili aldığı bir tedbirdir. Biz yüzümüzü kızartacak tabiriyle öyle söyleyeyim. Bir olay olduğu zaman yani utanmamız gereken sempatik sistem devreye girer, damarlarınız genişler, yüzünüz kızarır. Ya insan olmayı kaybetmeyelim kardeşim ya. Utanılacak işler yapmayalım ya. Evet. Sempatik sinir sistemi diye bir şey yaratmış Allah ya. Canlıların içinde bir tek insana vermiş. Ya biraz utanma duygunuz olsun. Ayıptır, şimdi yazıktır, bunlar, günahtır. Bunlar bu millete bunu yapmayın kardeşim ya. Evet, bütün yapmayın. Bunlar yaşanırken bir de işte müfredat tartışması, Atatürk'ün işte yavaş yavaş silinmeye çalışılması olurken ilahiyat fakültelerinde mesela en çok tercih orada var. Ama ÖSYM'den bir başlayalım da ondan sonra öbürlerine de bir geçelim. ÖSYM puan hesaplamasında hata yapıldı maalesef ve bununla ilgili bir açıklama da geldi. Şimdi 4 gündür aslında çocuklar üniversiteyi kazandıklarını düşünüyorlardı. Aileler 1499 kişi bugünkü duyuruyla açıkta kaldı. Bu nasıl açıklanır? Yani şöyle açıklanır, yani söylemesi kolay ama tabii çocuklar için çok zor. 1500 tane çocuk için, çok aileler için çok zor ama biz hani kolay konuşabiliyoruz ama bizim açımızdan da hakikaten ne denir? Bühtan mı eski dille? Bühtan. Bühtan falan gibi bir şey bu. Şöyle bir şey bu, biraz önce konuştuğumuz cezaevindeki arkadaşlarımız konusuyla doğrudan ilgili. Siz arkadaşlarımızı haber yaptıkları için,
Yani aslında kendi işlerini yapmaları gereken, geçimlerini de sağladıkları, kendi işlerini yaptıkları için cezalandırıyorsunuz yapmaları gerekeni. Burada ÖSYM kendi yapması gereken işi, tek yapması gereken işi yapmamış. Yapmamış. Bunun görevi bu zaten. Yani şöyle bir şey olamaz. Ben puan hesaplamasını düzgün yapamamışım. Senin işin bu. Nasıl olabilir yani? Senin başka işin yok ki. Hani ÖSYM'nin başka bir işi mi var? Yok. Dolayısıyla gene baştan başa dönelim. Bir tane istifa eden var mı? Yok. Yok. Etme niyeti olan var mı? Yok. Sıralı devlet görevlileri bakımından söylüyorum. Yok. Bir tane de kişisel olarak hepimiz üniversiteye girdik. Onu belki hatırlayarak söyleyebilirim. 1980'lerin ortalarında lise okuyup üniversiteye girdim ben. O zamanlar da şöyleydi. Yani bizim devlette kurumlar genellikle o kadar çok güvenilir değildi. Daha önce de değildi. Çok güvenilir yaşayan yurttaşına çok her şeyi güvenebileceği kadar imkan sağlamış bir devlet ve kamu yoktur karşımızda geriye doğru da. Fakat ben mesela orada net olarak hatırlıyorum. Hatta ismini de şimdi yad ediyorum. Altan Günalp'ti sanırım, rahmetli. Evet. Biz üniversiteye girerken biz hayatımızda hiç şöyle bir şey hissetmedik. Üniversite sınavında bir adaletsizlik, haksızlık, eşitsizlik, mağduriyet, torpil hiç hissetmedik. Hatta evet. O devam etti. 90'lara, 2000'lere doğru yaklaşırken gene hatırlayalım, eski başbakan rahmetli Bülent Ecevit kamudaki alımları da kamudaki hepsi ÖSYM'ye verildi. ÖSYM'ye verdi, hatırlayalım. Yani o hiçbir tartışma da yaratmadı. Yani ÖSYM genel olarak KPSS'sinde filan diğer kamu alımlarında genel olarak toplumun farklı farklı yani kesimlerini... Yani sen devam et, bir şey söyleyeyim. 40 senedir FETÖ örgütleniyor, soru çalıyor diyorlar ya. 2002'ye kadar bu ülkede ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda hiçbir şaibe yok. Evet, galiba ben de onu anlatmak istiyorum. Ben bunu elimde bir belgeyle söylemiyorum, kendi tanıklığımdan anlatıyorum. Sonuç olarak şunu söyleyeyim yani. Geldik bugün, tek işi bu olan, tek işini yanlış yapmış. Bir tane işi var yani, günlük mesaisi, onu yanlış yapmış. Neye güvenelim? Evet. Kendi işini yapanları cezaevine koyuyorsun. Tek işi bu olanın yaptığı yanlışa bir yaptırım yok. Özür dileriz. Evet. Pardon. Özür de yok. Bir özür dilemişler açıklamalarının sonunda. Gördüm onu. Sabah yaptılar onu. Hayır, devletten özür yok. Ha, memur tabii. Özür diliyor. Tabii tabii. Siyasilerden bir özür yok. Siyasilerden yok. Hiç üstlenmiyorlar da yani. Hiç alakaları yok. Hatta bir süre sonra yani korkarım başka türlü komplolar altından çıkarsa... Kendi sorumlulukları bakımından, bunu çok bilgi bakımından söylemiyorum. Tamamen Türkiye'nin tecrübesi bakımından söylüyorum. Evet. Kendilerinin bir suçu yok görünüyor. Bugün zaten çocuklar 15 yaş meselesinden gidiyorduk. Bu da çocuklar bakımından. Evet, evet. İki tane evet. Hayatını kaybettirdiğimiz çocuklar var. Bir de hayatını kararttığımız çocuklar. Kararttığımız çocuklar var. Yeri değişenler var mesela, üniversitesi değişenler, işte ilk başta gördükleri o üniversite değişmiş oluyor. Önce açıkta olup sonra yerleşen var. Bayağı bir karıştı. Diyor ki Abbas Güçlü de ÖSYM yine çarşafa dolandı diyor. Yani iyice artık ama birbirine yine girmiş. Yine diyor yani çünkü daha öncesi öyle. De. Hatırlayın 2010'da yapılan üniversite sınavıyla ilgili soruların çalındığı şeyler evet. Oldu. Ali Demir diye bir profesör o zaman ÖSYM başkanıydı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. Onunla görüştü. Çıktı oradan. Abdullah Gül dedi ki ben tatmin oldum. Aynı gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki hiçbir şaibe yoktur. Adam görevine devam etti. Ama sonradan yani 15 Temmuz'dan sonra o 2010'da soruların çalındığı ve bunun bir FETÖ kumpası olduğu söylendi. Şimdi pek muhtemeldir ki yarın bir gün bu iş çok infial yaratırsa bu da bir FETÖ kumpası olarak. Peki ben bir şey soracağım şimdi. İki senedir, son iki senenin üniversite sınavında saat veriyorlar. Şu saatte bu olmayanı almıyorlar.
2 dakika geciktiği için, 1 dakika geciktiği için sınava giremeyen yüzlerce çocuğumuz var. O sınav kapısında ağlayanlar, polise yalvaranlar. Peki şimdi sizin koyduğunuz bir kuralı, yani işte şu saatte burada olması lazım, olmazsa kapı kapanır almam dediniz ve bu insanları almadınız. Peki sizin yaptığınız bu hata nedeniyle hayatı kararan bu 1400 çocuk ne olacak? Peki bana başka bir şey söyleyin. 15 yıllık AKP iktidarında soruların çalınması nedeniyle aslında üniversiteye girebilecekken giremeyen ama giremeyecekken giren ve şu anda devlette memur olan bu ya bu insanlarda kul hakkı falan da yok ha. Vallahi ciddi söylüyorum ha. Hani var ya İslam dini en önemli şey Yüce Allah kul hakkıyla gelme diyor ya. Hayır arkadaş ya. Yok. Yani kul hakkına birazcık saygısı olan bunun sorumlusunu bulur. En azından cezalandırır. Hayır. Bakın siz diyorsunuz özür dilediler. Neyin özürü ya? Neyin özürünü diyorsun? Ya kardeşim tek işin senin bu ya. Adam hatırlayın her sınavda iki yerde üç soru yanlış. Allah Allah ya. Lan altı üstü 100 tane soru hazırlayacaksın koskoca bir sene. 100 soruyu hazırlamaktan aciz adamları getiriyorsun oraya koyuyorsun. Hakim olmaktan aciz adamı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderiyorsun. Türkiye'yi rezil ediyorsun. Türkiye'yi bütün dünyada yerin dibine batırmış Amerikan vatandaşı bir kadını alıp Malezya'ya büyükelçi yapıyorsun. Sen bu milletle dalga mı geçiyorsun ya? Sen bu devlete ne zannediyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yani? Birilerinin babasının çiftliği mi? Böyle bir şey. Neymiş efendim? Şey yapıyorlar. Mardin. İadeye itibar ediyor. Ne demek iadeye itibar ya? Ne demek iade itibar? Şimdi bütün Mardin Artuklu. Maalesef evet bunlar olurken evet, orada da bir yarış evet. Var AKP'ye Mardin Artuklu Üniversitesi'nin adeta. Rektörü burası diyor ben reisim buradaki temsilcisi benim. Hiçbirinizi burada yaşatmam diyor. Bir başka rektör yardımcısı şimdi YÖK'e denetleme kurulu zaten üyesi yaptılar. Ben evet, cahilin ferasetine güvenirim diyor. Rektör aynı zamanda. Öyle bir şey var mı Elif Hanım ya? Cahilin ferasetine güvenirim. Okumuşlardan ne geliyorsa geliyor diyen adamı evet. Rektör yardımcılığından ayrıldı. YÖK'e denetleme kurulu üyesi yaptı bu arkadaşlar. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin rektörü olacak profesör unvanlı bir adam çıkıp burada reisin temsilcisi benim hiçbirinizi burada yaşatmam diyor. Öteki de diyor ki hayır ben daha çok temsilcisiyim diyor. Yakında bunu hep göreceğiz ama. Şimdi bu yaptıkları ama anayasa Nobel ödülü de alan yaptıkları anayasa de değişikliğiyle alalım. Yaptıkları anayasa değişikliğiyle artık reisin adamlarıyla başkanın adamları yani parti reisinin adamlarıyla devlet reisinin adamları bu kapışmalar her yerde olacak. Vali mi, il başkanı mı? Kaymakam mı, ilçe başkanı mı? Hakim mi, yoksa bilmem. Bakın, tekrar söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımı da uyarıyorum. Bu gidişin sonu yoktur. Ciddi söylüyorum. 15 yaşında Eren Bülbül çocuğumuzun şehadetine neden olan bu terör belası ile 1499 çocuğumuzun aslında bir üniversiteyi 4 günlüğüne kazanmış olup 4 gün sonra kapı önüne konulmasına neden olan bu ÖSYM cinayeti de işte Mardin Artuklu Üniversitesi rektörünün bu kafa yapısı da bilmem hangi üniversitede rektör yardımcısıyken şimdi yok denetleme kurulu üyesi olan profesör kılıklı adamın işte şeyi de ne onun adı cahilin ferasetine de TRT'nin teknoloji yarışmasında Alzheimer hastaları için çip üreten gencecik çocukları organik hoşaf gibi bir manyaklığa kurban eden kafa da aynı kafa kardeşim. Osmanlı'da bu, şey, kadın bu, pazarlarını söyledi. Bu bakın Osmanlı profesör. Devletini yıkan kafadır. Kadına şiddet dediniz yani siz bir programın başında. Evet, evet, evet. Yani Osmanlı'daki o kadın pazarlarını savunan kaht bir profesör rical var. Diye bir laf var biliyor musunuz? Kaht-ı rical, rical devlet adamı demek. Kaht-ı rical adam devlet yokluğu. Adamı yokluğu. Adam yokluğu. Ya inanın bu ya. Evet. Böyle bir şey olabilir mi şimdi, Allah aşkına? Bir oradan da bir takım evet. Olguları. Osmanlı'nın avrat pazarı, kadının sosyalleştiği adamdır, alandır diyen adam. Dedi, üniversite evet. Hocası ve profesör. Bir gazetede yazar ya. Üniversiteyi sayarken YÖK'ü, ÖSYM'yi olayları saydık. Bir tane de bugünlerde yine bir olay var. Ankara Üniversitesi'nden Cenk Yiğiter diye bir öğretim üyesi. Kanun hükmünde kararnameyle atmışlardı. O da üniversite sınavına giriyor. Kazanıyor. İletişimi kazanıyor.
Sonra okula girecek, bir bakıyor ki onun için özel düzenleme yapmışlar. İbiş, sayın rektör, öğrenciliğini de engelliyor. Sayın rektör İbiş Bey İbiş. Yönetmelik değiştirdi. Böyle bir şeyi de ilk kez gördük. Tam İbiş bir yönetmelik olmuş yani. Evet, manşetler de öyleydi. Pardon, bazı arkadaşa gazetesini hakaret etmiyorum. Soyadı İbiş onun için. Şimdi ilahiyat fakülteleri çok tercih ediliyor dedik. İkinci sırada, hukuk birinci sırada. Tabii uzmanlara göre neden bunlar tercih ediliyor, bu bölümler? Gelecek garantisi olduğu için. Hemen bu arada şunu da hatırlatalım. Şimdi ilahiyatçılar dedik, 8 cumhuriyetçi, Atatürkçü, ilahiyatçı bir bildirge yayınladı. Laikliğin önemine vurgu yapıldı tabii burada. Din kültürü ve ahlak bilgisi, müfredatı, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi ve Atatürk'e yapılan çirkin saldırılar eleştirildi. Madde madde neden eleştirdiklerini de açıkladılar 8 ilahiyatçı. Tabii müftülüklere mesela nikah kıyma yetkisi aslında Abant toplantılarında ele alınmış daha önceki FETÖ'nün Abant yani toplantılarında. Fethullah Gülen projesi. O proje devam ediyor. Hep yani söylüyorum şu anda. Ya aslında Fethullah yani Gülen hareketiyle AKP zaten arasında bir fark yok. Gerçekten. AKP Fethullah Gülen hareketi, Fethullah Gülen hareketi AKP. Hı hı. O Abant toplantılarını hep beraber yaptılar. Bu arkadaşların başta gelenleri o toplantılara gittiler, bildiriler sundular. Hatırlayın. Evet. Ve o projelerde bir anlamda devam etmiş oluyor işte şu anda. Peki en son şunu, son 15 dakikamız var. Seçime yönelik bir hareket var mı? Hani şimdi iktidar partisine baktığımızda böyle bir açılışlar bir anda çoğalmaya başladı. İşte görüyoruz, meydanlarda konuşmalar da başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine söyledi zaten. Geçtiğimiz günlerde de teşkilatlara uyarılarda bulunuluyor mesela. Metal yorgunluk, evet, metal meselesi. Yorgunluk meselesi. Buradan bir başlayalım. Nasıl görüyorsunuz? Şöyle, 16 Nisan'daki referandumda 2 yıl, işte 2019'un Kasım'ına kadar süre verilmesini bir MHP ile anlaştıkları o anayasa maddesine koymuşlardı. Ama her zaman bir erken seçim öne alma şansları meclisteki güçleriyle var. Şöyle bakabiliriz bence buna. 16 Nisan'ın ilk sonucu, yani 48,5'a hayır, 51,5 evet gibi bir sonuç aslında seçim için cesaret verici değil. Hı hı. AKP'ye cesaret vermiyor. Evet. Gerçek sonuç hiç değil. O ayrı, hani ondan bağımsız olarak söylüyorum. Ama 48,5, 51,5 da cesaret verici değil. Metal yorgunluğu biraz bu nedenle de söylüyor. Hele şöyle bir yanı var. MHP ile ortak. MHP de referandumda gördük ki işte gücü 10'sa 10'un 3'ü kendisiyle, 7'si kendisiyle değil. Hatta yeni parti hazırlıkları da sürüyor. Dolayısıyla istifalar geliyor. MHP açısından da seçim hiç göze alınabilir bir şey değil. Bu açıdan bakınca barajı aşma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir mi kesinlikle mesela? Kesinlikle var. Tek başına girdiği tek başına zaman. Ama seçim öncesi, şu referandum öncesi şöyle bir şey tartışıldı, hatırlayalım. Milletvekili sayısı artırıldı. Evet. 550'den 600'e çıkarıldı. Hani çok zordalarsa MHP'yi bir 30-40-50 şimdiki sayıları kaçsa taşımak diye de bir şey de tartışıldı. Evet, hani belki o da bir yerlerde vardır, onu bilmiyoruz. Göreceğiz gelecekte. Ama AKP şöyle bir parti. AKP daha çok seçime hazırlıklı ve endeksli bir yaşayan bir parti. Geriye doğru hatırlayalım bütün süreçleri, referandumlar dahil. O yüzden ben masalarında tartıştıkları unsurlardan birinin 2019'a bırakmayıp daha öne çeksek bize uyar mı uymaz mı ya hesaplamaktan geçtiğini, bunun kimi zaman belirtilerinin işte metal yorgunluk, değiştireceğiz, uyamayan gitsin, yorulan gitsin ya da başka türlü tam teslim olmayan, tam çalışmayan gitsin. Kadınlar bugün şey diyordu, hanım kardeşlerim, en önemli söylemlerden biri budur. Bunların seçimi de bir yandan gözettiklerini görüyoruz bu şekilde. Bunun birkaç unsuru var. Anketler, yani duyabildiğimiz kadarıyla anketler, 16 Nisan'dan bu yana geçen sürede hayır cephesinin gerilemediğini gösteriyor. Bir, o en azından seçim için cesaret verici bir şey değil.
Büyük şehirlerde özellikle mesela çıkması hayırın. Tabii tabii. Dengeyi... Bir yandan şöyle bir şey. Partilerin oy oranlarında da iktidar partisinin 7 Haziran'a daha yakın ama 1 Kasım'daki %50'lik oranı daha yakın olmadığı gibi bazı. Oldukça uzak oldu. Bilgiler de gelip gidiyor ama net bir şey de söyleyemeyiz tabii. Bu şekilde bir seçim ihtimali, erken seçim ihtimali görünmüyor. Ama gene de şöyle bir noktadayız biz. Birincisi ekonomik mesele çok önemli. Zaten aslında başbakan da bir süre önce şöyle bir şey söyledi. Bundan sonraki gündemimiz ekonomidir gibi bir şey söylemeye çalıştı. Sonbahardan itibaren bir ekonomiye yönelik bir takım atraksiyonlar yapıp muhalefeti de belki daha hazırlıksız ya da kendilerinin yapabileceği bunun ne olabileceğini bilmiyorum. Bir tartışma, bir bakış açısı, başka türlü ülkedeki gelişimlerle 2018'de bir seçim hazırlığı kafada bir yerde tuttuklarını öngörüyorum. Çünkü kesin olur demiyorum. Sosyal olaylar bunlar. Hı hı. Asla böyle bir şey diyemem. Çünkü referandumda biz şunu gördük. İlk kez İstanbul ve Ankara'da dezavantajlı durumda görünüyorlar. Hatta o sonuç olsa gidiyor. Yani hayır cephesine uygun başkanlar kazanıyor orayı. Eğer hayır cephesi bir başkan etrafında anlaşırsa. Yerel seçimlerde genel seçimlerden eğer 2019'da kalırsa önce... yerel seçimlerde İstanbul'u ve Ankara'yı kaybeden bir AKP Kasım'da %50 artı birlik bir seçime gitmekte çok daha dezavantajlı hale gelebilir. Ben o yüzden de bütün bunları toparlayıcı bir şey bulabilirse, etap bulabilirse erken seçimi deneyeceği kanısındayım ama muhalefetin de sıkıntılı haline bakacaklardır. Hı hı. Mesela belediyeler burada çok önem taşıyor burada tabii. Burada bir iki şey söylemek isterim. Tabii ben hukukçu değilim ama bu anayasa değişikliğinde işte Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle kabul edilen anayasa değişikliğinin 17. maddesi var. 2709 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir diyor anayasaya. Geçici madde 21. A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. yasama dönemi milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılır. Bu anayasaydı. Demek ki bizim cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçimini beraber yapacaksak genel seçimi bu 3 Kasım 2019'da olacak anayasaya göre. Yani meclis kararıyla bunu öne çekme imkanı bana göre yok. Bu anayasa hükmü burada durduğu sürece. Ancak anayasa değiştireceksiniz. Yani 16 Nisan'da değişen anayasayı değiştirip onu. Çünkü aynı yine anayasamızda yerel seçimler 5 yılda bir yapılır hükmü olduğu için Mart 2019'dan önce veya sonraya bırakma imkanınız da yok yerel seçimi. Öyleyse şimdiki durumda anayasaya göre Mart 2019'da yerel seçimler, Kasım 2019'da da genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçim birlikte yapılmak durumunda. Ha anayasayı değiştirmeyi göze alırlar mı? MHP buna razı olur mu? 330'un üzerinde bir oyla geçirirlerse yeni bir referandumu göze alabilirler mi? O referandumda tekrar YSK'yla işte mühürlü oy, mühürsüz oy falan olur mu? Onları bilemem ama yani... Erken seçim kararı bugüne kadar alındı hep. 7 Haziran'dan sonra biliyorsunuz 1 Kasım erken seçim kararıdır. Ama o meclis çoğunluğu yetiyordu. Yani 258 milletvekili vardı o zaman AKP'nin. Katılanların yani kararı almak için işte 134 kişiyle alabiliyorsunuz. Yani şey. Şimdi anayasayı değiştirmek zorunlu gibi geliyor bana. Bilmiyorum tabii hukukçular yorumlar. Bu bir. İki... Bu ekonomik tabloda yeniden bir seçimi göze alabilir mi? Hiç emin değilim. Üç, bir CHP milletvekili olarak hemen yarın seçim olsun istiyorum. Gerçekten, samimiyetle. Çok ciddi söylüyorum. Hemen o yarın keşke bir genel seçim olsa, bu arkadaşlar hem kendileri kurtulsa, hem Türkiye kurtulsa. Bunu çok istiyorum. Ama benim görebildiğim, elinden gelse AKP'nin
2019'da da seçim yapmamanın yolunu arar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten seçime gidecek halleri yok. Ben sarayda yapılan kamuoyu yoklaması ne diyor, şu ne diyor, bu ne diyor bunu bilmem. Ama şunu görüyorum. Artık AKP'nin bir daha bu ülkede seçim kazanma durumu yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha seçim... Bakın bu ülkeyi yönetemiyorlar arkadaşlar ya. 3 aylığına ilan ettikleri olağanüstü hal 1 yıldır devam ediyor. Millete dönüp diyorlar ki yeni Çanakkale'lere, yeni İstiklal Savaşı'na, yeni 15 Temmuz'lara hazır ol. E niye 15 Temmuz olacak bir daha? Hadi tamam. Aynı menzile gidiyordunuz. Ne istirar da verdiniz? 15 Temmuz'da adamlar bir kalkışma yaptı. E tamam şimdi 15 Temmuz'dan beri aradan bir sene geçti. E tuttuğunu kulağından atıyorsun. İstediğini asıyorsun, istediğini kesiyorsun. Ne eksik de şimdi? Niye yeniden 15 Temmuz olacak? Hayır. Bu bir takım eski askerler marifetiyle de basında pompalanarak ooo Fethullah şöyle güçlü. Ya bir kişi de sormuyor. Ya biri kalkıyor. Yıllarca üniforma giymiş. E biz de giydik canım. Ordunun %70'i FETÖ'cü. E iyi. Niye o zaman başarısız oldu bu darbe anacığım ya? Ya bir kuvvet düşünün. 100 kişiden oluşuyor. 70'i bu tarafta. Bunlar bir iş yapıyor ama başarısız oluyor. Eşyanın tabiatına aykırı. Bunların hepsi olağanüstü hali uzatmak için malzeme olarak kullanılıyor. Bir takım insan, hatırlıyor musunuz? Bir arada bir arkadaşımız vardı. İkinci darbe geliyor Şubat'ta, ikinci darbe geliyor Mayıs'ta. Sürekli halka bu. Aman ya, bakın bugün aynı şeyi Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Yeni 15 Temmuz'lara var mısınız? Bu aslında, inanın bana, mezarlık kenarında türkü çağırarak korkudan oradan geçmeye çalışan insan psikolojisidir. Seçimden fena halde korkuyorlar. Ama tekrar söylüyorum, ne ekonomik tablo. Bakın Türk halkı 2002'den beri sürekli seçim yaşıyor arkadaşlar. Evet. 2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 2014, 2015 iki seçim, 2016 referandum. Ya arkadaş 10 senede 10 seçim. Oldu, beğenilmedi şimdi, tekrar. Aradan bir sene geçmeden bir seçim daha. Bu, evet. Bu inanın bana göze alınabilecek bir şey değil iktidar açısından. Bir de bir şey söyleyeyim. Şu anda bütün yetkiler ellerinde. Bütün yetki ellerinde. 317 milletvekili meclis çoğunluğu. 40 da MHP. 357. Hı hı. Yargıyı ele geçirmiş. HSK'yı istediği gibi atamış. Yargıtay Başkanı çak toplar. Danıştay Başkanı evet. Cübbede düğme arar. Anayasa Mahkemesi maşallah Allah ne istiyorsa veriyor. E ordu tamamen elinde. Orduyu zaten 10 kararnameyle komuta evet. Bütünlüğü de kalma bilmemesi. Yani şu anda vesayet diyebileceği hiçbir şey yok. Ne yargı vesayeti, ne ordu vesayeti, ne iş adamı vesayeti. Koca koca iş adamlarının ödü patlıyor, bir laf edemiyorlar. Medya olduğu gibi ele geçirilmiş. Bir iki tane muhalif medyanın da zaten işte yazarları çizerleri içeri. Şimdi ne olacak? Yani seçimle ne elde edecekler? Evet. Hayır. Seçim falan değil. Son cümleyi verelim. Aslında verelim. Hı. Aslında şunu söyleyeyim. Tekrar böyle bitirelim. Bakın Elif Hanım, Erdem Bey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki de dünyada eşi menende bulunmayan bir mübarek, bir aziz emanettir. Yani bu ülkenin 11 milyonluk nüfusuyla 7 düvele karşı yok yoksul Anadolu karasında her evindeki iki çorabı, üç çuval bulguru ala ala yaptığı bir mübarek savaştır. O savaşın sonunda kurulmuş bir güzel cumhuriyettir. Bu cumhuriyet bir kubbe ise bunun kilit taşı Atatürk ve laikliktir kardeşim. Bunlarla oynamayın. Altında kalırsınız, hep beraber kalırız. Oynamayın. Böyle milleti de durmadan yok seçimle falan tehdit etmeyin. Yüreği yeten, yüreği yeten. Hadi gel. Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayın mecliste söyledi. Verin önergeyi gidelim erken seçime. Hadi bakalım. Hodri meydan Hodri dedi. Hodri meydan hadi bakalım. Hemen benim son cümleleri. Süreniz bitiyor biliyorum. Ben bir dakikamız var. Hepimiz için, bütün gazeteciler için, ülkedeki iyi şeyleri hak eden insanlar için adalet, eşitlik, özgürlük, barış, herkesin kendi işini çok iyi yapmasına imkan sağlayacak bir düzlem. Ama işini iyi yapmasına yani bu ancak adaletli, adil bir ülkede mümkün olabilir. Demokrasi istiyoruz, ifade özgürlüğü istiyoruz, eleştiri hakkı istiyoruz,
ve kimsenin kimseyi dışlamadığı, farklılıkların bir arada yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Şimdi hak, hukuk, eğitimde, adalet ve liyakat diyelim. Evet, eğitimde adalet de var başlık olarak. Şimdi müfredata ilişkinde ben de bir veli olarak şunu söyleyeyim. Biraz da velilere de görev düşüyor burada. Tabii. Bakalım yeni döneme nasıl başlayacağız? Burada anne babalar da veliler de biraz sorumluluk sahibi oluyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz sağ olunuz yayınımıza geldiğiniz için. Böyle 3 saat boyunca değinebildiğimiz kadar başlığa tabii değindik. Şimdi saat başında gün sonu haber bültenimiz var. Atarsan sunacak ve gün içindeki gelişmeler de yine sizlerle olacak. İyi geceler.